ince bulgur, köftelik bulgur. 1 su bardağı ince bulgur. Hemen robotuma atıyorum. Bu arada filiz bozuldu. Yeni robot aldım. Bakalım bu ne kadar dayanacak. Yine aynı su bardağıyla. Sıcak su. Tam 1 su bardağı. Çiğ köfte yapacağız. Bu çiğ köfteyi küçümsemeyin. Sonuçta etli yapmıyoruz. Dışarıdan aldığınızdan daha iyi olacak. En az onun kadar iyi olacak. Sadece sizden 5 dakika istiyorum. 5 dakika boyunca sıcak suda bulgurlar şişsin. Sonra bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir buçuk çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, bir iki çay kaşığı kırmızı pul biber, isot tamamen sizin isteğinize bağlı, bir iki çay kaşığı isot, iki sarımsak, sarımsakları şöyle 3'e 4'e bölerek. Nar ekşisi. 1 2 3 4 ve 5 yemek kaşığı nar ekşisi. Zeytinyağı. 1 2 3 4 5 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon, yarım limon, 2 çay kaşığı isot atmıştım. Isot çok fazla sevmeyenler olabilir ama ben şu anda kendim için damak tadıma göre yapıyorum. 2 3 4 dolu dolu 6 çay kaşığı isot. Çiğ köfteye el değmeden olmaz. Hemen bir streçle kapatalım. Etli çiğ köfteyle yarışamaz ama sokakta yapılan çiğ köfteyle etsizle yarışır. Onları da elleriyle mi yoğurduklarını zannediyorsunuz? Makineyle yoğuruyorlar. Şimdi bu hemen soğuduktan sonra dolaba. Yarım saat beklemesi yeterli. Sadece yarım saat beklemeniz yeterli. Nasıl sert görüyor musunuz? Nasıl kendini bulmuş? Görüyorsunuz değil mi? O ilk sefer gibi yumuşak değil. Şimdi hemen. Biraz zeytinyağı. Ufak bir numara. Şöyle bir harmanladıktan sonra hani çiğ köfteciler yapar ya, abi bir tane tatmak ister misin önden? Evet, açın ağzınızı. Dışarıdakileri aratmaz. O kadar söyleyeyim. Bir su bardağı bulgurdan 2, 4, 5, 7, 9, 11, 3 tane de ben hesap 14 sıkım çiğ köfte çıktı. Limonlayalım. Evet, görüntü bu. Tadı da dışarıdaki çiğ köfteleri aratmaz. Biraz limon. Açın ağzınızı, her zaman gibi ilk lokma sizin. Mutlaka derin bir tava, tencere, kap olsun. Her yerde tarifini göremeyeceğiniz yine değişik bir tarif yapıyoruz. Dondurulmuş mide. Ne kadarmış bu bakalım. Yarım kilo. Hemen bir cam tava. Üstünü geçecek kadar su. Şöyle 1-2 çay kaşığı tuz atalım. 1 yemek kaşığı elma sirkesi. O kaynayana kadar hemen bunu bir suyun altından geçirelim. Temizlenmiş bırakın. Mesela şuraları diyorlar ya Koray, buralar yenir mi? Böyle temizleyebilirsiniz. Bunları temizliyorum, görüyor musunuz? Hepsini kontrol ettikten sonra tertemiz olduğuna inanıyorum. Daha sonra suyunu süzelim. Şu çıkanları görüyorsunuz değil mi? Bunları temizlemek şart. Ne sevdiğinize yedirin ne de kendiniz yiyin.
Su kaynamaya başlamış tam zamanında. Hemen midyeleri şöyle bir karıştıralım ve bırakıyorum. Yarım kilo midye. Yanlardan kaynamaya başladığı anda kronometre koyalım. Kullanmadığım telefon. Kronometreyi başlatıyorum ve sadece 5 dakika midyelerin haşlanmasını istiyorum. Sadece 5 dakika. Tam 5 dakika oldu. Bakın 5. dakikada 5 dakika geçirmiyorum yalnız. Taze midye alma şansı olanlar varsa 3 dakikayı geçirmemelisiniz kaynatırken. Unutmayın. Taze midye için 3 dakika. Ocağın altını kapattım. Fırın tepsisi, yağlı kağıt, iyice suyunu süzdüğüm midyeler, yarım bağ maydanoz, ince ince inceltebildiğiniz kadar inceltin. Balıkçı restoranlarının, her balıkçı restoranında da bulunmaz, işi bilen eskiden biri yapan balık restoranlarında bulunur. Sorun bak bilen yoktur. Bir parça şöyle köşeye ayırıyorum. Süslemede kullanabilirim. Bu hemen köşede sırasını beklesin. Üç büyük diş sarımsak. Önce küçük küçük. İyice küçülttükten sonra eziyorum. Bunu bıçakla yapıyorum çünkü bütün sarımsağı kullanmak istiyorum. Tamamen de püre haline getirmiyorum çünkü üstüne yapışmasını istiyorum. Sarımsak da tamam. Galeta unu 1, 2, 3 yemek kaşığı, yarım limon, bir, iki, üç, dört, beş yemek kaşığı zeytinyağı ve harmanla. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Midye sevmiyorum diyen bile hiçbiri birbirinin üstüne gelmesin. Daha önce böyle bir meze gördünüz mü? Fırının derecesi önemli yalnız. Buraya dikkat edin. Atlayarak izleyenler, ondan sonra yaktım falan diyenler sorumluluğu kabul etmem. Bu fırına. Önceden ısıtılmış fırında 180 derece 15 dakika. Değmesin, sıcak, yakar. Evet, bu pişti. Şöyle bir göstereyim, belki uzaktan doğru yandı mandı diyenler olabilir. Görüyor musunuz? Tam kıvandı, pişirmişiz. Restoran sahipleri için gösteriyorum. Yapmak isteyip restoranında satmak isteyenler için. Böyle bir kaba alıyorsunuz. Biraz maydanoz. İyice yayın. Üstüne geçecek kadar zeytinyağı. Fazla fazla yapıp durdukça da lezzetlenir. Bu şekil meze dolabında bekletip servis yapabilirsiniz. Çok da karlı olur. Nasıl gözüküyor? Bir de şimdi normal masa servisi için bir tabak hazırlayalım. Bir tane şöyle altı alalım. Biraz kırmızı olsun, renklendirsin. Mutlaka limon sıkıyoruz. Tabii zevk meselesi ama sıkarsanız çok daha lezzetli olur. Ve görüntü bu. Üç parmak tekniği. Ekmeği batırırsın. Midyeleri alırsın. Benden başka da sizi düşünen yok, farkındaysanız. Açın ağzınızı. 250 gram mantar. Temizlenmiş mantar. Temizledim ben. Mantar kararmaması için, beyaz kalması önemli. Hemen çekirdeği ile birlikte, fark etmez, çekirdeği ayıklamanız gerekmez. Yarım limon. Kabuğunu içine atıyoruz. Birebir yaparsanız müthiş bir mantar mezesi yiyeceksiniz. Bir de mantarı böyle deneyin. Ve hemen hiç su koymadan ocağın üstüne koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve mantarın suyunu verip çekmesini bekliyoruz. Bakın, burası önemli. 5 dakika sonra, hatta 3-5 dakika sonra suyunu görüyor musunuz? Nasıl sulandı?
Kendi suyunda pişecek. Hiç su koymuyoruz. Burası önemli. Bu detayı kaçırmayın. Su hiç koymuyoruz. Yeşil olacak. Mantarın rengi yeşile dönecek. Yeşile dönerse doğru yoldasınız. Tekrar kapağını kapatıyorum. Ve altını kısıyorum. Bütün yapmanız gereken bu. Su koymuyorsunuz. Kendi suyunda 10-15 dakika pişiyor. Lezzet her zaman ufak detaylarda saklı. Unutmayın. 12-13 dakika oldu. Bakın zaten suyunu çekmiş. Mantarlar yemyeşil. Farkında mısınız? Bakın suyunu çekmiş. Hatta biraz fazla bu tarafa suyunu çektirmişiz muhabbete dalınca. Bakın şunlar biraz fazla pişmiş, görüyor musunuz? Siz böyle yapmayın. Biraz daha önce almaya çalışın. Bakın aynı bunun gibi olsun. Mantarlar yemyeşil. Neyse lafı uzatmadan hemen alalım daha çok pişmesi. 3 tane büyük sarımsak. Akşama bir fanteziniz yoksa ya da bir planınız yoksa biriyle görüşmeyeceksiniz. İstediğiniz kadar sarımsak kullanabilirsiniz. Şöyle 4 yemek kaşığı süzme yoğurt. Çok az şöyle bir karabiber. 1 çay kaşığı tuz. Burada yoğurdu biraz sıvılaştırmak lazım. O yüzden şöyle 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Hemen yoğurdun kıvamını ayarla. Şöyle alalım. Bu arada mantarlar soğudu. İstediğiniz gibi. Nasıl isterseniz. İsterseniz böyle uzun uzun. İsterseniz böyle yanlamasına. Bu da kendi içinde çok iddialı bir meze. Ya bunların tadına bakmadan ne demek istediğimi anlayamazsınız. Hemen şöyle bir karıştır. Şimdi bu zeytinyağı gözüme az geldi. Bir yemek kaşığı daha koyuyorum. Çünkü yoğurdun çok koyu olmaması gerekiyor. Dereotu mu kalmamış? Siz normal taze dereotu kullanın varsa. Yoksa benim gibi kurutulmuş dereotu da kullanabilirsiniz. Böyle evde bulunduruyorum. Böyle durumlarda hayat kurtarıyor. Tamamen isteğe bağlı. Biraz kırmızı pul biber. Ve karıştır. Tabağımızı alalım. Maçta başlamak üzere çile çekmeye gideceğiz. Hemen şunun bir tadına bakalım. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Sarımsaklı yoğurtlu mantardan. Şöyle. Sileceksiniz. Ya Koray temizlenir mi böyle? Temizlenir, merak etmeyin. Suyunu havlu yardımıyla alacağız. Kurutabildiğiniz kadar kurutmaya çalışın. Bu arada bir bakalım. Evet. Çevirebiliriz. Toplam 10 dakika sonra tamamen pişti. Görüyor musunuz? Tamamen ızgara tadını da alacağız. Döküm tavanın faydaları. Mantarlar sıcakken tuz. Hemen alt üst et. Yani çok sıcak, dikkat edin. Siz elinize dikkat edin. Benim elim dayanıklı. Hadi isterseniz sıcakken şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyabilirsiniz lezzetlenmesi için. Karıştıralım. Bakın şu görüntüden incecik kesilmiş et gibi gözüküyor demez misiniz? Kırmızı soğan. İki meze yapacağız. Sadece yarısı benim için yeterli. Daha ucuz olsun isteyenler varsa ama çok daha lezzetli olur. Haberiniz olsun. Soğan az bile olsa mutlaka oyuyoruz. Mutlaka. 5 dakikadır ovuyorum. Bakın görüyor musunuz? Soğanın bütün suyu elime çıktı. Hemen bunu yıkayalım. Bak bizim uykuyu görüyor musun? Yine terör estiriyor kedi dışarıda. Duyuyorsunuz değil mi sesleri? Geliyor mu kamera acaba? Şimdi bunu hemen yıkıyoruz. Bir tutam. İnce ince doğra. İsteyen dereotu da koyabilir. Dereotu da kullanabilir. Hangisini seviyorsun? İster maydanoz ister dereotu. Ben burada maydanozu daha çok yapıştırıyorum açıkçası. Limon miktarı çok önemli. Fazla limon bütün her şeyi batırabilir. Bakın şöyle 1-2 yemek kaşığı limon yeterli. 1 yemek kaşığı mayonez. Koray mayonez mi? Muhteşem bir meze yapıyoruz. Bakın eski İstanbul Rum meyhanelerinin tarifini yapıyoruz. Her yerde bulamazsınız. Yarım tatlı kaşığı. Şöyle bir yarım daha. Toplam 1 yemek kaşığı hardal.
balzamik sirke, Koray balzamik sirke kullanmalı mıyım? Artık evinizde şunu bulunduralım. Bakın bir yemek kaşığı balzamik sirkesi en az. Tuz. Tuzla aranıza girmem. Ne kadar istiyorsanız o kadar. İstiridye mantarı tuzu sever. Şimdi şu harcı karıştırıyoruz. Küp küp keserseniz çok daha uygun olur. Ama isteyen şerit halinde de kesebilir. Ama küp küp daha yakışacak. Göreceksiniz. Küp küp kesiliyor normal orijinalinde. Yedi kule, Samatya, Kurtuluş. Buralardaki abilerimiz iyi bilir. Bu tariflerle ev yemekleri yapan yer arkadaşlarımız, bilhassa bayanlar, mezeci açanlar çok oldu. Ama geçen gün bir Amerika'da mezeci açmış. Çok da güzel gidiyor işler diyor. Helal olsun. Yeter ki birileri mutlu olsun. Birileri bu hayatta ufak da olsa bir dokunabilelim. Hop. İşte bu. Zeytinyağı. Meze, sıradan malzemeleri lezzetlendirme sanatı. Nasihat vermekten pek hoşlanmam ben hayatta. Ama benden daha küçükler için söylüyorum. Zaten büyük abilerimiz, ablalarımız bunu çok iyi biliyor. Ben küçükken paranın her şeyi alabileceğini düşünürdüm. Ama büyüdüm, hala öyle düşünüyorum. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın. Şu sizi delirtecek. İnce ince kesiyorum. Bakın hiç acele etmiyorum. Keyif almaya bakıyorum. Dünyanın en yavaş patatesini kezen insan biz olalım. Hiç fark etmez. Yeter ki zevkle yapalım. Ama bakın iyi kesmişim ha. Değil mi? Kabul edin yani. İyi kesmişim. Görüyorsunuz değil mi? Hemen hemen hepsi aynı boyda. Eğer hemen yapacaksanız suya koymanıza gerek yok. Ama daha sonra yapacaksınız. Suya koyabilirsiniz. Öyle nişastasının falan gitmesine gerek yok. Suya koyma dediğimiz bekleteceksek eğer. Hemen ocağın başına. Yine ocağın en büyük gözünü en güçlü şekilde yaktım. Bütün hepsini aynı yağda yapacağız. O yüzden sıralama önemli. Bol yağ ihtiyacımız var. Burada önemli olan yağın çok kızgın olması. Patates yukarı çıktığı anda diğerlerini de atıyorum. Hepsini bir anda atmayın. Yağ bir anda soğur. Patatesiniz çıtır olmaz. Elimizde ne kadar iyi kesmişiz, farkında mısınız? Sanki makineyle kesmiş gibi. Patatesler pişti. Hemen şöyle alalım. Yalnız meze yapıyoruz. Ara sıcak yapıyoruz. Patatesleri tek tek atarsanız daha çabuk pişer. Yapışma olmaz, daha lezzetli olur. Lezzet hep ufak detaylarda saklı. Patates sıcakken tuz. Yarım bağ maydanoz. En az yarım bağ, sadece yaprakları, köy patatesi filan diye lanse ediyorlar. Oysa ki çok eski bir meyhane patatesi bu. İşi bilen kişiler meyhane patatesi olarak adlandırır. Sosu da aynı yerde yapacağız. En az 3 tane, 5-6 taneye kadar yolu var. Sarımsak. Evet, bıçakla ben şöyle eziyorum. Siz isterseniz normal şekilde ezebilirsiniz. Sarımsaklar da hemen oyunun içine. Pul biber. Ne kadar seviyorsanız o kadar. Turuncu postayı da alalım. Yağlı yağlı. Limon. En az yarım limon. 1 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Tuz. Daha önce böyle bir şey yemeyen bunun nasıl bu kadar lezzetli olduğunu şaşıracaksınız. Patatese limon mu? Zeytinyağı mı? İster sıcak, ister soğuk. Günün yıldızı. Ya Koray, patates kızartmasına limon sıkılır mı? Sarımsak konur mu? Zeytinyağı dökülür mü piştikten sonra? Bir tadına bakın bakalım. Şunun da bir tadına ilk siz bakın.